süper sıcak bir İstanbul gününden herkese merhaba. Bugün öylesine random bir vlog çekeyim dedim. Karşıya geçiyoruz modadan. Dün şöyle bir şey oldu. Barlar Sokağı'na girmiştik Kadıköy'deki. O kadar fazla kalabalıktı ki kendimi soyutlamak için binaya döndüm ve kitap okumaya başladım. Kalabalıktan çok fazla nefret ediyorum ve artık Kadıköy hakikaten yaşanacak gibi değil. Doğduğumdan beri neredeyse buradayım ama her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor. Bugün gene fena değil aslında. Ya da en azından caddenin bu kısmına kadar fena değildi. İğrenç koku. İnsanlar kamera görünce şaşırıyorlar ama 150 bin saat selfie çekenlere hiç yadırgamıyorlar aslında. Kameranın boyutu nedense herhalde böyle bir YouTuber medya değişikliği falan. Normalde aslında ara sokaklardan gidiyorum ama şimdi evde bir şey unuttum, geri dönüyorum. Geri giderken tekrar bu sefer size ara sokaklardan gezdireyim. Burası gerçekten kalabalık. Evden aldım unuttuklarımı. Oh, yoruldum ya. Aşırı derecede sıcak. Sıcak da canım hiçbir şey istemiyor. Sadece meyve, böyle domates, salatalık falan istiyor. Ya maalesef şu an İstanbul'da bunların iyisini bulmak ya çok pahalı ya da imkansız. Para verdiğiniz halde kötü çıkan şeyler var. Bilmiyorum ne olacak. Salı günü pazara gideceğiz yine muhtemelen. Gerçekten hayat kurtarıyor benim için. Hem sakin oluyor hem daha serin oluyor. Çünkü daha fazla şey var, ağaç var. Ama en önemlisi de daha çok hayvan, daha az insan. İnek. Monik. Aa, hamile. Kusum. O güzelim. O güzelim. Ay. Yanında mama olsaydı keşke. Burası sokak çıkıyor mu? Çıkmaz. Hadi ya. Şimdi geri dönüyorum. Egzersiz oluyor. Adım atmaya çalışıyorum işte günde en az 10 bin falan. Send nudes. Okay, I will send it. Evet, sonunda halkın da girebildiği kara sokağa çıktım. Acayip serin burası. Burası çünkü deniz. Manzara kesiyor. Aynı zamanda aralardan gidiyorum çünkü niye? Şimdi bir vegan kafe açma hayalim var. Plan mı diyeyim, hayal mi diyeyim artık bilmiyorum. Bu ekonomide hayal de diyebilirsiniz. Ama sonuçta aklımda olan bir şey. İşte böyle bakıyorum neresi var kiralık, nasıl mekanlar var diye. O yüzden de ara sokakları tercih ediyorum ama yani şu andaki ekonomik durumda inanılmaz astronomik kiralar isteniyor. Bilmiyorum. O yüzden olarak düşünmeyi seçimden sonra bıraktım aslında. Bu sokaklar cidden kimin asıl sahipleri? Kediler bende. Aha. Burada kasabanın ne yazmışlar? Stencil at night diye. Bu arada bu kasap korkmuş ya. İçeride bir tane bir kuzu var ve gerçekten korkunç. Ya öldürdüğünüz bir hayvanın oraya kuklasını koyuyorsunuz böyle şirin bir şeymiş gibi. Ve insanlar gelip, daha da kötüsü, insanlar gelip bunu satın alıyorlar ve orada o kuzuyu görüyorlar. Bayağı böyle real size, gerçek boyutlarında falan bir kuzu. İşte çok garip bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar garip ya, aslında dünya değil. Mekanlar dolu. Ha, buraları beğeniyorum mesela ama tabii hepsi iş yapan mekanlar sanmıyorum. Devretseler bile
büyük de bir paralar istiyorlar aslında. O yüzden de çok mümkün görünmüyor şu anda. Sen etrafı mı izliyorsun ya? Ha, burada da var. Aha, 4 tane. Ne tatlısınız ya. Bahçeli ev sevdası. Evet. Şey var gerçekten. Hiçbir zaman yukarıda değil de hep toprağa yakın olmak istedim aslında. Biraz bir şey kokuyor yine. Peynir bir şey var. Köy peyniri, zart peyniri, yük peyniri. Allah'ım ya, köy kusacağım, köy yalanı kusacağım, köy romantizmi kusacağım. Romantik cinayetler. Yeni kitabımın adı bu. Romantik kölelik ve cinayetler. Tüm kitapçılarda. Hemen alın. Hemen alın ve uygulayın. Çok çok güzel. İsmi de güzel. Merak eden çocuk ilkokulu. Aynen, çocuklar merak etsin. Herkes merak etsin. Merak etmek çok güzel bir şey. Şey, az önce de enteresan bir amcayla karşılaştım. O da kedilerin fotoğrafını çekiyordu ben şey yaparken. Kamerayı kedilere doğrulttuğumda. Rakip miyiz dedi. Yok dedim, ben video çekiyorum. Siz fotoğraf çekiyorsunuz herhalde. Guinness Rekorlar kitabına girmeye çalışıyormuş. 4 senedir. Orada da fotoğrafları çekiyorum dedi. 2000'in üzerinde işte olması gerekiyormuş falan filan dedi. Niye çekiyor falan dedim yani ilk başta. Sonra da artık ne bileyim ben, paranoya var yani. Paranoya oldu bende, oluştu. Gerçekten güvenmiyorum. Eskiden daha güvenen bir insandım ama şu anda insanlara güvenmiyorum ya. İnsanlar çok suistimalkar. Böyle bir kelime var mı bilmiyorum ama olsun. Bugün karşıya geçeceğiz. Karşıya geçeceğiz. Beyoğlu tarafına. Dün Candan Erçetin'in bir klibini izledim. İşte bu Galatasaray Lisesi'nden çıkıp Taksim'e doğru İstiklal'de yürüdü. 1995. Ya ne şey oldu ya. Ne nostalji oldu. 97'de de ben orada ortaokula girdim. Sanki çok yeni gibi. Ama izlediğim zaman çok eski gibi. Enteresan. Evet, kalabalığa çıktık. Herkes zombi görmüş gibi bakıyor. Ve vlogun sonu. Beşiktaş'ta kendilerini satan adamın elinden aldık. Bu sanırım dişi. Şey bu arada. Şimdi onlara yuva alıyoruz. Akşam biraz. Biri nerede? Aha. Sen ne yapıyorsun orada bakayım? Aha. Bu lazine oynuyor mu lan? Bu lazine oynuyor mu lazine? Ne yapıyorsun ki? Bak bak bak. Bak bak. Ya güzelim. Ay. Ya ne tatlısınız ya. Onları satıyordu gerizekalı herif. Onu anlattık, ettik. 150 saat. Onu sonunda işte yol parası ve biraz mama almış. Onun parasını verip çocukları aldık elinden. Ama çok kötülerdi. Böyle şey, bayağı susuz kalmışlardı, pestilleri çıkmıştı, açlardı. Şu anda yeni yeni böyle daha şey yaptılar. Sevgilim, tamam aşkım. Hadi sevgilim, gel. Aman nasıl da bunlar ısırırmış. Güzel ısırırlarmış. Ay ayaklara bak, abi deliriyor. Abi dur ki bir şey yapacak. Aha kaka geliyor. Kaka geliyordu. Aa delilik. Aa delilik. Aa bu bir çılgınlık. Bu bir